İzleyicilerimiz merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kanatmış İstanbul stüdyolarından başta değerli Tokatlı izleyicilerimiz olarak olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden bizi izleyen, ekranlarında evlerine misafir eden tüm izleyicilerimize Tokat sıcaklığında kucak dolusu sevgiler, selamlar iletiyoruz. Kanatmış televizyonu HD yayıncılıktan sonra şu anda normal uyduyla tüm dünyada her uydu kanalından izlenebiliyor. Tokatlı bir kişi olarak ve Kanatmış televizyon olarak bunun gururunu ve heyecanını da sizlerle yaşıyorum. Efendim açıkça konuşuyoruz bugün. Bugün Tokat'ımızı konuşacağız. İstanbul'daki Tokat'ımızı konuşacağız. Federasyonlarımızı konuşacağız. Ama önemlisi dümdüz ovasıyla, tekstiliyle, bağ yaprağıyla, kirazıyla, üzümüyle, şeftalisiyle, domatesiyle bir bakıma bakıldığı zaman o bölgenin meyve sebze bankası olan Erbağ'ımızı konuşacağız. Ama tarihi yapısıyla da binlerce yıl ötede dünyada bir miras olarak bırakılan Erbağ'ımızı da konuşacağız. Erbağ Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Murat Tokat stüdyomuzda İstanbul'da konuğumuz. Murat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Sayın Başkan takdir ediyorum seni uzaktan uzağa. Baktığım takdirde her türlü etkinliktesin. Tokat'la alakalı. Çok aktifsiniz. Hemen hemen her hafta toplantılar yapıyorsunuz. Dernekleriniz çok aktif. Evet. Hem takdir ediyorum hem de başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Erbağ'ımıza gelince Tokat'ımızın incisi şu anda bakıldığı zaman. Evet. O bölgemizin en şirin, en güzel ilçelerimizden birisi. Erbağ'ın en güzel özelliği şu, Erbağ'ımız göç vermiyor. Evet. Göç alan ilçemiz çevremizden bakıldığı zaman üreten şehir. Evet. Ve üreten ellerden de bizler tabii ki öpüyoruz çünkü topraktan üretiyor her şey. Evet. Toprak sanayisine dayalı çok ciddi sanayi var. Tarımsal anlamda çok farklı farklı şeyler var bakıldığı zaman. Bu arada Erbağ'a sevgilerimizi iletelim. Evet. Başkan, önce sizden başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Murat Tokat kimdir? İstanbul'a nasıl gelmiştir? Sonra federasyonla alakalı çalışalım. Evet, öncelikle programa davetiniz için teşekkür ediyorum. Ekran başında bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, tüm misafirlerimize saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Kanal 60'ımıza uydu yayını hayırlı uğurlu olsun. Ben Murat Tokat. 1981 İstanbul doğumluyum. Evli 3 çocuk babasıyım. Erbağ Üzümlü Kasabası şimdi köy oldu. Üzümlü Köyü Dernek Başkanıyım. Ve aynı zamanda Erbağ Dernekler Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyorum. Ben ticaretle uğraşıyorum. Benim için ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Erbağ'ın en çok önemli olan yanı bahsettiğimiz gibi üretken bir yer olduğu için Erbağ'ın ürettiğini 25 yıldır soframıza ekmek olarak dönmesi. 25 yıldır biz Erbağ'ın sayesinde, Erbağ'ın ürettiği Erbağ yaprağının, Tokat yaprağının toptancılığını yapıyoruz. Ve hemşehrilerimiz sayesinde de 25 yıldır ekmek yiyoruz. Erbağ Federasyonu'na gelince, Erbağ Dernekler Federasyonu'na gelince hangi derneklerden oluşuyor? Ne zaman kuruldu? 2011 yılında kuruldu federasyonumuz. Sakıncası yoksa kanal ismi vermem gerekirse. Hiç sıkıntımız yok. Biz 2011 yılında 26 hafta süren bir Erbağ Konuşuyor programı yaptık Ekin TV'de. Her hafta bir derneğimiz konuk oldu. Hem İstanbul temsilcisi hem de Tokat ayağında köy muhtarı, beldeyse belediye başkanı ve iyi bir bürokratı ya da siyasetçisi varsa onunla beraber konuk oldu. 26 hafta boyunca sürdü ve orada bir temel atıldı. O temel dikilen fidanla program sürecinde federasyon kuruldu. İlk 10 derneğimiz de kuruldu. Mevcut 31 tane derneğimiz var.
İstanbul'da diğer ilçeler gibi çok fazla değiliz. Sebebi de az önce söylediğiniz gibi göç yok bizde. Ondan da memnunuz açıkçası. Göç vermeyip göç alan ilçemiz. Şu anda 21 dernekte devam ediyor resmi olarak, ama federasyonumuzun en önemli özellikle yanı, derneği olan olmayan, federasyona bağlı olan olmayan tüm erbaaların ihtiyaçlarına destek veriyor, sahip çıkıyor. O yüzden de bize üye olmuş olmamış değil. Sadece federasyon bir çatı oluşturdu. Resmi olarak federasyon var ama tüm erbaaları kapsıyor. Başkanım, ben siz o gün Erbaa'daydınız, telefonla katıldınız. Evet. Başkanları, TOKKO'nun başkanlarını, federasyon başkanlarını davet ettiğimde Evet. şöyle değerlendiriyorum. Ben hakkıyla sivil toplum örgütü başkanlığını yapanları hak kahramanı olarak değerlendiriyorum. Evet. Çünkü maaşsız yapılıyor. Evet, çok önemli. Zaman problemini yok. Çünkü Erbaalı birisi İstanbul'a geldiğinde ya da İstanbul'da bir problem yaşadığında ilk arayacağı kişi Murat Tokat. Evet. Ya bu kadar net. Sizin telefonunuzun kapanma şansının olmadığını ben biliyorum. Evet. Burada bir öğrenci sıkışsa, hasta olsa ya da farklı farklı şeyler olsa sizinle irtibata geçileceğini biliyorum. Evet. Ondan dolayıdır da bizim dernek başkanlarımızın, federasyon başkanlarımızın bunu etiket değil de hizmet olarak, gönüllülük Mutlaka. esasıyla yapanların bir kahraman olduğu görüşündeyim ben. Tabii ki Erbaa'mızın en güzel özelliği üretken, Evet. ekonomisi iyi, Türkiye şartlarında Tokat'a da çok büyük değer katıyor. Evet. Şimdi siz yaprakla Evet. uğraşıyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman Tokat'ımızın yaprağı da şöyle olsa da yesek misali modundayız bizler. Biraz bahsedelim yaprağını, Erbaa'nın yaprağını bahsedelim. Erbaa'nın kirazını bahsedelim. Bakıldığı zaman Erbaa topraktan artı olarak da tuğla, kiremit anlamında Evet. Türkiye'de çok eski. Evet. Bakıldığı zaman Hitit döneminden bugün kalıntılar var Evet. Erbaa'mızda. Çok eski bir medeniyetin taşıyıcılığını bugün bizlere yaşatıyor. Yaprak deyince de işte Aksaray olsun, Nevşehir olsun ya da İzmir olsun kendi ürettikleri yaprağı da Tokat yaprağı diye üzülerek söylüyorum satıyor. Evet. Çünkü Tokat yaprağının özelliği hem pürpürüm gibi ince Evet. oluyor hem de çok rahat pişiyor. Evet. Ve bakıldığı zaman ben tarımsal anlamda belli söyleşilere katıldığımda özellikle Ankara'da toplantılara katıldığımda şunu diyorlar. Arkadaşlar toprağınızı kesinlikle satmayın. Gelecek yüzyıllar altından da daha değerli olacak. Evet. Erbaa'mızın toprağı da, sarı yaprağı da altın değerinde olduğunu Evet, düşünüyorum. evet. Yani Tokat yaprağının özelliği tabii Türkiye'mizde en büyük bağcılık Ege'de. Ama Mevlam oraya farklı bir güzellik vermiş, Ege'ye farklı bir güzellik. Ege'deki üzüm farklı, bizdeki üzüm farklı, bizdeki yaprak farklı, Ege'deki yaprak. Tokat yaprağı dünyada eşi benzeri yok. Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri yok. Farkı ise nazik olması. Bir ekşimsi tadı olması, limonsu bir tadım olması ve nazik olması. Tabii sarımsı olması, orası ayrı bir yönü. Ama dediğim gibi dünyada eşi benzeri yok. Özellikle Erbaa ilçesi için konuşuyorum. Erbaa'da 9.000 ton yaprak üretiliyor. Erbaa'ya çok ciddi bir gelir bu. Yaprak konusu bir sektör olmuş oldu ama mevcut yöneticilerimiz Tokat yaprağının bir türlü tescilini alamadı yıllardır. Bugün Alaşehir, Manisa, İzmir'de üretilen bağlardaki yapraklar maalesef pazarda Tokat yaprağı olarak satılabiliyor. Bunun önüne de geçilme şansı yok. Yani resmi olarak da geçemiyoruz. Bizler ürettiğimiz, sattığımız, pazara sunduğumuz yaprağımızın etiketinde Tokat yaprağı yazamıyoruz. Çünkü böyle bir tescil yok. Tarım Gıda Bakanlığı'na şikayet edildiği zaman ceza alınıyor vesaire gibi. Bunun bir an önce tescil alınması. Bununla alakalı ziraat odamız, belediyemiz uğraştı ama henüz bir yol kat edemedi. İnşallah ben bunların siyasi olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı yeni bir çalışma başlayacak bugünlerde. İnşallah kısa zamanda Tokat yaprağının bir an önce tescil alınıp bizim Tokat'ımıza zarar verilmemesi. Yani yarın 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra şu andaki bu varlığı bulamamamız söz konusu olabilir. O yüzden de bir an önce bizim yöneticilerimizin buna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Başkan sen TOKKO'nun bir federasyonusun. Tokatlar Evet. Konfederasyonu'nun. Şu anda tüm Tokat'la alakalı da bakıldığı zaman etkinliklerde en aktif rol oynayan sivil toplum örgütü başkanısın. Biraz TOKKO ve birliktelikten bahsedelim. İstanbul'dan bahsedelim. İstanbul'daki erbaaların etkinliklerinden bahsedelim.
Son dönemlerde tokatlarda çok ciddi kıpırdanma görüyorum ben. Evet. Şikayet varsa düzelme de olacaktır. Mutlaka. Çünkü o çok önemli. Evet. Ya da birileri bir şeyler yapıyorsa başkaları şikayet edecektir. Ben buna geldim geleli, biz buraya geleli bir yıl oldu biliyorsunuz Evet. kanıtlanmış olarak. Çok ciddi şikayetler olduğunu ve takdirler olduğunu ama buna nazaran da güzel şeyler yapıldığını da gözlemliyorum ben. Mutlaka. Şimdi federasyondan bakıldığı zaman Tokatlılar Federasyonu'ndan, işte Erbaa Federasyonu'ndan, Zile Federasyonumuzdan bir anda bakıyorsunuz ki Tokkon, Konfederasyon Tokat oluşmuş. Konfederasyonu Evet. oluşmuş. Bu Tokatlılar nazarında gurur verici, tek Evet. çatı altında olabilecek, Mutlaka. yarınlarda çoğu şeyde biz de varız denilebilecek ortama gelinmiş. Evet. Ben Konfederasyon Başkanı Mehmet Salih'in de bugün öğlenleyin beraberdim. Dün aradığımda da ne yapıyorsun dediğimde Karadenizlilerin il konfederasyonlarıyla beraber bu akşam toplantı var oraya gidiyoruz Çok güzel. demişti. Tabii ki bakıldığı zaman Karadeniz'in tüm illeri toplanıyor. Tokat'ın da bir konfederasyon başkanı davet edilmiş. Orada Tokat'ı temsil ediliyor. Ben mutlu oldum bireysel Evet. anlamda. Konfederasyon konfederasyon olarak da kalmayacak. O da farklı bir yerlere açılmış He? olacak tabii ki. Bunu açalım biraz. Erbaa Dernekler Federasyonu'ndan konfederasyonda şu anda kurucusunuz. Kurucu demeyelim. Kuruldu. Ama biz kararımızı aldık şu anda. İnşallah Tokat Konfederasyonu'na katılacağız. Amacımız şuydu bizim. Biz Erbaalılar bir birlik beraberliği sağladık. Artık Erbaa Federasyonu'nun ya da Erbaalıların bir amacı diğer ilçelerle beraber olup Tokat için hizmet etmek. Tabii bugün baktığımız zaman eleştiri olmadan başarı olmaz. Başarının olduğu her yerde mutlaka eleştiri olacaktır. Hiçbirisinin ben kişisel olarak farklı düşündüğünü sanmıyorum. Hepsi de mutlaka küçük de olsa, büyük de bir STK olsa Tokat'a bir hizmet ediyordur. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de selamlar olsun. Tabii düne baktığımız zaman hiçbir federasyonlarımız yoktu. Bugün köy derneklerimiz bile belki de sayılabilir durumdaydı. Ama son 3-4 yılda gerçekten Tokatların bir kıpırdadığını, ayaklandığını, artık biz de varız dediğini hissediyoruz. Bu STK'ların çoğalmasıyla, mevcut federasyonların çoğalmasıyla bir federasyon, ikinci bir federasyon kurulmasının tek amacı ikinci bir federasyona ihtiyaç vardır. Yani mevcut olan federasyon Tokat'ı tam temsil edemiyordur. Farklı boyutlarda temsil ediyordur diye düşünüyorum. Tabii biz aslında ikinci bir federasyonumuzun kurulmasında ben en çok karşı alan roldeydim. Karşı alan taraftaydım. Aslında mücadele de ettim. Ben her zaman şunu söylerim. Eğer ki mevcut bir STK varsa iyi bir şekilde yürütemiyorsa mutlaka orada bulunup yönetimine ele geçirip iyi bir şekilde götürmek lazım. Ama tabii ki oranın da yönetimini alamayıp içerisine de hiç giremiyorsak mutlaka ikincisi de aranır ve kurulur. Ben İstoktef'i aslında kutluyorum. İlk başta çok karşıydım. Neden kutluyorum? Çok kısa sürede bir örgütlenerek Tokat'a bir şekilde hizmet etmeye çalışmıştır. Başkanım 30'a yakın etkinlik yapmış. Çok kısa Evet. vadede 1 yıllık, 1,5 yıllık dönemde 30'a yakın büyük etkinlik yapılmış ve Evet. İstanbul'da ses getiren etkinlikler bakıldığı zaman Mega Arena'da 2 tane piknik Evet. düzenlenmiş. İşte hedefler konulmuş. Bakıldığı zaman şu anda gıda yardımları dağıtan, bugün vizyonu olan, gelecekle alakalı planlar yapan, o gün Tokko'nun açılımında gördüm ben Evet. gurur duydum dediğim gibi bir Evet. Tokatlı olarak. Anadolu ve Avrupa yakasında öğrenci yurdu ve Tokat evi yapmaya çalışan bir Aynen birliktelikten öyle. bahsediyoruz. Evet. Şu anda kaba taslak hesaplarsak 5 ila 10 milyon arasında değerinde bir etkinlikler yapmıştır. Ve bugüne kadar da bu etkinlikler olmamıştır açık konuşmak gerekirse. Ve tabii artık bizim Tokatlara bir çatı gerekiyordu. Yani bugün İstoktef bir taraftan, Tokdef'imiz bir taraftan, Tokdef de hizmet yapmıştır. Kesinlikle. Allah razı olsun hepsinden. Yani yıllardır hizmet ediyorlar, çalışıyorlar, ediyorlar ama ikincisini arattırıyorlarsa da yapacak başka bir şey yok. Ama Murat Başkanımız da çok iyidir. Öncesinde Sefer Başkanımız da çok iyi çalışmalar yapmıştır, çok iyidir. Ama artık bizim hep beraber bir olup bir çatı altında toplanmamız lazım. Bunun da tek yolu birisinin abilik yapması lazım bize. Bu abilik yapacak birisi milletvekili olabilir. Bu abilik yapacak birisi bize iyi bir akademisyen olabilir. Bu abilik yapacak birisi bize çok iyi bir bürokrat olabilir. Ama abilik yapacak.
Ben aslında dün düşündüm şöyle. Bu çözüm sürecindeki akil insanlar gibi bizim de böyle bir komisyon kurulsa da işte X bir federasyona gidip sizin derdiniz ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Bir done alsa oradan. Diğerlerine gitse bir done alsa da bir toplansa komisyonda. Evet, hepimizin aslında derdi ortak ama yola bir türlü gelemiyoruz deyip de bence iyi bir komisyonla, iyi de bir abiyle bu işi çözeceğimize inanıyorum. Ve TOK konuda, konfederasyonun altında da hep beraber buluşarak TOK'a da iyi bir hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Peki başkanım, hizmetle alakalı derken buradaki evet derneklerimiz var, tokatlılar var. Genel olarak tokatlıların eksikliğini nasıl görüyorsunuz? Yani derneklerden, federasyondan tokatlılar ne bekliyor? Evet bir TOK konumuz var, federasyonlarımız var. Ben 300 küsür dernek olarak biliyordum. Daha sonra dediler ki 400 küsür, şu anda 500'e yakın Evet. dernekten bahsediyoruz. Bizim 600 küsür para köyümüz var biliyorsunuz. Evet. Aşağı yukarı %90'ının Hemen burada hemen. derneği var. Evet. Beraber olmuşlar. Başkanı var. Bir şeyler yapma derdindeler. Yani 500 küsür derneğin ben aşağı yukarı 200-250 derneğin çok aktif olduğunu düşünüyorum yarı yarıyasının. Evet. Bu da Tokatlılar için, İstanbul'da yaşayan Tokatlılar için memleket özlemini bir şekilde giderme araçları. Veyahut da memleketine gitmeyle alakalı, etkinlik yapmayla alakalı öyle ya da öyle bir araya gelmelerine vesile olunuyor. Burada neler göz önüne çıkıyor sorun olarak, beklenti olarak? Tabii STK'ların en büyük görevi burada doyduğumuz yerle doğduğumuz yer arasındaki köprü oluşturması. Doyduğumuz yerdeki hizmeti alıp doğduğumuz yere taşıma. STK'ların en büyük amaçları bunlar. Ama bizim maalesef büyük şehirde, bu metropolde iki tane bizi bölen neden var. Birisi mezhepçilik, ikincisi siyaset. Mezhepçiliğe baktığımız zaman ben şöyle bir Anadolu tarafına bakıyorum. Tokat ayağına bakıyorum. Ya Tokat ayağında bir Sünni ile bir Alevi'nin bir namus davasından kavga ettiğini, bir sınır davasından, tarla davasından kavga ettiğini duymamışızdır. Ama maalesef bu metropolde en büyük kavgalarımızdan biri bu. Ama nedense bu kavgaları yapanlar da neden kavga yaptıklarını da bilmiyorlar aslında. Neyi paylaştığımızı da, paylaşacağımızı da bilmiyoruz. İşte bu nedenleri İlla ki siyasetçiler çıkacak. En çok nedenlerden biri, en çok topluluklarda böyle toplantılarda bir olduğu zaman mikrofonumu elimize aldığımızda ilk söylediğim şey niye Tokat siyasetçi çıkartmıyor? Düşündüğümüz zaman hayır. Bence Tokat siyasetçi de çıkartıyor. Bugünkü mecliste 10 tane milletvekilimiz var Tokatlı. Bugün baktığımız zaman Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Tokatlı. Müsteşarlarımız var. Bürokratlarımız çok iyi bürokratlarımız. Ankara valisi yok başkanı. Bugün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız var. evet SGK İstanbul İl Müdürümüz var. İstanbul'dan Bakırdatak'ta da. Zonguldak'a kadar 56 Zonguldak'ta katrilyon parayı çalıştıran bir bürokrat. 3 tane rektörümüz var Türkiye'de. Evet. Yani bence aslında baktığımız zaman tokatlar iyi bir yerde. Biz bu işleri yapacak birilerini yetiştiremiyoruz. Seçim geliyor. 3 ay kala gidiyoruz. Hangi siyasi parti olsa olsun üye oluyoruz. Biz meclis üyesi olacağız. Bize referans olun. Hayır. STK'nın referansı kadar ilçe teşkilatının referansı da çok önemli. Baktığımız zaman bundan geçen dönemde bu kadar meclis üyesi, bu kadar ilçe başkanımız, bu kadar ilçe yönetiminde kimse yokken bugün ilçe başkanımız da var. İlçe yönetiminde arkadaşlarımız da var. Meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Bu yarın belki de buradan belediye başkanlıklarına taşınacak. Çıkar. Bugün bizim arkadaşlar şeye gitmişler. Kapaklı'ya gitmişler. Orada Kapaklı'da ilçe başkanı bizim Tokatlı Evet. biliyorsunuz pazardan. Evet. Avcılar'daki Ali Bey Ali Bey. Tokatlı ilçe başkanı. Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde yine Tokatlı var. Evet. Daha düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Tokatlı'ydı Çok seçim döneminde önemli. kadar Evet. bakıldığı zaman. Evet. Siyasette burada aktifiz ama aktif olan siyasetçilerimizi ne kadar değerlendiriyoruz? Onları Tokat lehine ne kadar dönüştürebiliyoruz? Bana göre sorun orada. İşte o zaman ne yapacağız? O zaman toplanacağız, kapılarını çalacağız. O zaman biz tabiri caizse hesabı soracağız. Ondan da mutlaka bize verecek bir cevabı vardır. Ama olumlu ama olumsuz. Bunu biz kendi aramızda değil de işte böyle bir komisyon kurulup da mevcut siyasetçilerin kapısını çalıp evet Tokat için ne yaptınız ya da ne yapıyorsunuz ya da Tokatlı için ne yaptınız ne yapıyorsunuz. Biz bunları bu tartışmaları yaparken mevcut siyasetçilerimize sahip çıksak yine yeterli. Şimdi bir Tokatlı orada isim zikretmek istiyorum.
Kocaeli milletvekilimiz Mehmet Ali Okur. Yani Mehmet Ali Okur'un hiç olmaması oradaki kötü olmasından bile kötüdür bence. Oradaki hiç hizmet etmemesi, mutlaka kapısına gittiğin zaman 10 kere gitsen 5'i yapılmıştır, 5'i yapılmamıştır mutlaka. Mevcut siyasetçilere sahip çıkmak gerekiyor ama sorun tabanda. Biz bunları mezhep ayrılığı yapmadan, siyasi ayrılığı yapmadan mutlaka bir araya gelip komisyonlar oluşmalı. Biz tabana bunları nakledecek abiler oluşturmamız lazım. Başkan, ben şunu söylüyorum. Genel olarak belli konularda siyasallaşmayalım deniliyor bize, sivil toplumlara. Ama siyasal bir görüş belirtmeden de destek alamıyorsunuz. Çünkü zayıfız. Evet. Yani bakıldığı zaman. Çünkü etkinlik demek, hatta yer demek, bir araya gelmek bazen siyasal oluyor. Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşiyor. Milliyetçi Hareket Partiler, Milliyetçi Hareket Partisi'nde AK Parti, AK Parti'de Saadet Partisi, Saadet Partisi'nde evet. birleşiyor genel olarak. Bizim Tokat'ta hain dediğimiz partilere kolay kolay o çıkmadığı için rahatsız evet, o konuda. Evet. Şimdi siyasallaşmamak doğru mu siyasi şeylerde, sivil toplumda? Yoksa eleştirisel anlamda bakıldığı takdirde siyasallaşmamamız mı gerekiyor? Onu da söyleyeyim açık açık. Sayın milletvekilimiz Harun Karaca var. İstanbul'da şu anda Tokatlara en yakın milletvekilimiz. Evet. Tokatların dertleriyle alakalı, özellikle Tokkon derneklerinin, federasyonlarının dertleriyle alakalı en fazla aktif olan milletvekilimiz Harun evet. Karaca. Ve karşı taraftaki ya da muhalefetteki insanlar diyor ki kardeşim Tokkon Harun Karaca'ya hizmet ediyor deniliyor. Ama bakıldığı zaman da Tokkon'un bugün ilerlemesiyle alakalı, büyümesiyle alakalı siyasal bir güce ihtiyaç olduğunu ben evet. bir aylık, bir yıllık dönemde gözlemliyorum. Harun Karaca'ya bir Tokatlı olarak gittiğinizde de yok kardeşim siz gelmeyin gitmeyin demiyor. Tokatlı olsun, mutlaka. Çamurdan olsun mutlaka. Misali tutmuş birileriyle alakalı çok ciddi bir şeyler yapıyor. Evet. Yani ben şunu mu görüyorum? Yani o siyasetçi onlara hizmet etmiyor, bana onlara hizmet ediyor. Bana hizmet etmiyor. O zaman hiç olması mantığı mı var burada? Aslına baktığınız zaman ona muhalifler gitmiyor bile. Yani kapısını çalmıyor bile. Çalsalar aslında alacak çok şeyleri var da. Tabii ben bugün sayın vekilimize, vekil olmadan önce de tanışıyorduk ama ben hiçbir zaman kolay kolay vekilim demem. Hep abi demişimdir. Niye? Bir abi gibi davranmıştır. Bugün baktığımız zaman 80-100 bin Tokatlı'yı bir araya toplamak da kolay değil. Yani bu bir emek ister. Bu emek içinde kendisine teşekkür ederiz. İyi bir çalışmayla, iyi bir ekiple 3 yıldır bir piknik organizasyonu ve bu piknik organizasyonunda iyi bir şekilde bir Tokatlı'nın bir araya gelmesi. Şimdi STK'ların siyasallaşması derken bir siyasi partiye hizmet etmek var, bir de siyasi partiyi desteklemek var. Şimdi hizmet etmek ayrı bir şey, desteklemek ayrı bir şey. Bugün Tokkon dediğimiz zaman, az önce bahsettik, bu projeleri Tokkon bütçesi yok. Devletten gelen bir bütçe yok STK'lara. Devletten gelen bütçe olsa da biz o zaman siyasilere farklı baksak, hani öyle davransak ama söz konusu değil. Bir bütçe yok, bu bütçe içinde siyasetle haşır neşir olmak zorundayız. Siyasetle yan yana olmak zorundayız. Bugün ben Erbaa Federasyonu olarak örnek verirsem, bazı arkadaşlarımız işte AK Partili belediye başkanlarıyla çok samimisiniz. Hayır, ben Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le de çok samimiydim. Çünkü oradan hizmet alıyorduk. Bugün Bahçeliler Belediyesi'nden biz Çanakkale'ye etkinlik yapmak için 30 tane otobüs alabiliyorsak bedelsiz, ben de Osman Develioğlu'na kusura bakmayın destek vermek zorunda kalırım. Benim bir bütçem olmuş olsaydı ben o bütçeden ayırırdım. Hiçbir belediye başkanımıza bu konuda derdik ki bizim bütçemiz var destek vermiyoruz derdik. Ama Osman Develioğlu'nun böyle bir şeyi varsa, desteği varsa biz de bu desteğe vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Keza yine diğer belediyelerimiz için de bu söz konusu. Harun abi ile alakalı, sayın vekilimizle de alakalı bugün kapısına hangi sorunla gittiysek %90'ı çözülmüştür. Çözülemeyenin de mutlaka emek harcamıştır, zaman harcamıştır, çözülememiştir ayrı. Biz istemesini bilmediğimizden dolayı mı kavga ediyoruz? Bence. Buna gelelim. Bence. Yani bugün biraz tartışalım, açıkça konuşalım. Aynen hani öyle. Derinlemesine girelim diyoruz ya başkan. Bugün biz istemesini bilmiyoruz. Gidip istemiyoruz. Uzaktan uzağa birileri istiyor, iş yapıyor. Biraz da kıskançlık mı var yani? Onların işini yapıyor, bizim işimizi yapmıyor. Yani
gitmiyoruz, gelmiyoruz da zaten. Gitsek gelsek de bizim işimizi yapmaz dedi. Bir ön yargı mı var? Tokatlarda geninde bu var biraz. Hani kıskançlık, merdiven basamaklarını çıkarken çerme takmalar gibi. Mutlaka evet, gidersin istersin, sana farklı bir şekilde davranılırsa, sezinlersen evet ikinciye gitmezsin. Ama hiç gitmemekten de ön yargılı davranma anlamı yok. Ön yargılı davranıyoruz tabii ki. Bugün mevcut bir hükümet var. Siz hizmet etmek istiyorsanız, buradan destek almak istiyorsanız bunları da gayel almak zorundasınız. Desteklemeyin ama hakkında da farklı şekilde konuşarak onları da kendinize karşı düşman edinmeyin. Bugün ben çok iyi biliyorum ki Reşat Bey bizim köylü. Reşat Bey'in yanına aynı görüşte olmayan kişiler gidip de ondan destek aldığını bilirim. Yani hiç kimse kapısını kapatmaz. Bugün bize bir Reşadiyeli geldiği zaman hayır kardeş biz Erbaalılara hizmet ediyoruz kusura bakmayın mı diyeceğiz? Öyle bir şey yok. Yani ön yargılı davranıyoruz evet özellikle siyasal anlamda ön yargılı davranıyoruz. Gale bile almıyoruz. İşin kötüsü nefret ediyoruz. Nefret etmemek lazım. İşte dediğim gibi bu komisyonlar kurulursa bunların hepsinin çözümü olacağına inanıyorum ben. Peki başkan, Tokat'ı genel olarak kucakladığımızda, evet Erbaa bir bütünün parçası ama Sulusaray'ıyla, Yeşilyurt'uyla, Artuvası'yla, Pazarı'yla, Turhalı'yla, Zilesi'yle, Reşadiyesi'yle, Niksar'ıyla, Erbaa'yla, Bahçıpir'le ve Tokat merkeziyle 12 Evet. bir bütünün bir parçasından konuştuk. Ama bakıldığı zaman biz bugün Yeşilyurt'ta bir firmamıza gittik. Tabii ki Sulusaray, Yeşilyurt, Artuva ile alakalı çok farklı anıların anlatılıyor. Evet. Pazarlı bir abimizin yanına gittiğimiz zaman farklı farklı şeyler anlatılıyor. Herkesin bir özlemi var memleketle alakalı. Ama bu özlemler işte şöyle bir şey geliyor. Güzel bir söz vardı ya, insanın çocukluğu neredeyse ya da özlemleri neredeyse rüyayı orada görürmüş Evet. misali. Metropol şehirde yaşasanız bile bizim rüyalarımızı halen pazarın işte bakıldığı zaman yukarıda herhangi bir köyünün ya da ben Artuvalı doğumlu olduğum için Artuan'ın Çelikli kasabasında görebiliyorum. Siz Evet. Erbaa'nın Üzümlü kasabasında Evet. görebiliyorsunuz. Hayallerimiz bizim hep orada. Mutlaka. Yani istediğimiz kadar ben 2000-3000 kişi çalıştıran abilerimizin yanına gittiğimde biz özlemle Tokat'ı konuşuyor, ben de dinliyorum. Orada Evet. iş konuşulmuyor, üretim konuşulmuyor, tamamen Tokat konuşuluyor. Birlik beraberliğimizi sağlayacak evet bir istişare kurulu oluşacak. Ama bizim Tokat'la alakalı da bir bilgisizliğimiz olduğunu gözlemliyorum. Yani Tokat'ı biz tanımıyoruz. Evet rüyamızı orada görüyoruz da kendi köyümüzde görüyoruz. Tokat kendi köyümüzden ibaret değil. Yani bir kültür buluşmamız ve de bir birliktelik buluşmamızı da sağlayamıyoruz. Ya beyinlerimizde. Tamam dernekler güzel var ama derneklerimiz Tokat'ın geneliyle alakalı birlik beraberlik verici mesajları çıkartamıyoruz. Federasyonlarımız var dediğimiz gibi birileri var, birileri de var ama bir arada gelip Tokat'la alakalı o Evet. rüyada buluşamıyoruz. Evet eksikliklerimizi gözlemliyoruz da, siyasi anlamda şeylerimizi gözlemliyoruz da bu kadar sevgi, bu kadar muhabbet varken bu kadar ayrılığı tetikleyecek sadece mezhepsel ya da siyasal bir şey mi? Yani Tokat'ın genetiğinde ya da Tokatlı'nın genetiğinde farklı farklı şeyler mi var? İşte lider ruhlu derler kimi zaman. Yani her Tokatlı kendine göre liderdir kardeşim. İkinci kişiyi kabul etmez derler. Evet. Ya da Tokatlı kendi memleketinde halistir, muhlistir, itaat eder. Ondan dolayı Osmanlı döneminde İşte en güvensiz olduğu yer padişahların, bürokratların hamamlardır. O hamamcıları Tokatlı yapmışlardır. Evet. En güvenilir insanlar Tokatlı derler. Ben baktığım zaman kafam ermiyor. Hem en güvenilirler, hem tekler, hem bireyseller, hem itirazcılar. Buna benim aklım pek ermedi. Evet. Bence Tokat'ın kültür alanında tanıtılmasını en çok sağlayacak olan STK'lardı. Ama mevcut biz STK'lar işte piknik yapmayla, gece yapmayla, farklı etkinliklerle zaman harcıyoruz. Bence Tokat'ın bundan sonraki kültürel ağını bizlere yansıtacak, tanıtacak olan tek yer burası olacağına inanıyorum ben. Olduğuna da inanıyorum. Çünkü burası bir özlemdi. Kanalatmış bir özlemdi. Yani evet Tokatların kanalı vardı ama Tokat'ın bir kanalı yoktu. Birincisi bu. İkincisi yıllardır geç kalmış olan bir fesane. Orası gerçekten illerin bir kültür merkezi. O günler boyunca bir kültür merkezi oluşuyor illerin. Bir Feshane'deki bu seneki yapacağımız Tokat günleriyle ben inanıyorum ki
Tokat'ın belki %40-%50'si acaba Tokat'ta bu var mıydı? Tokat'ta ben buraya gitmemişim diyebileceklerini düşünüyorum. Ve de en çok bu Kanal 60'ın artık uyduya da geçti. Biz STK'larıyla beraber tüm üyelere, tüm Tokatlara bu kanalı tanıtarak buradaki programlarla beraber burada gerçekten Tokat'ın bir kültür alanda da tanıtılmasına sağlayacağına inanıyorum. Büyük şehirde. Tokat'takilerin bir çoğu biliyor. Köydeki adam da Tokat'ta ne olduğunu biliyor. Tokat'taki insan da Almus'ta ne olduğunu mutlaka biliyor. Ama büyük şehirde, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul gibi büyük şehirlerde birçoğumuz da bilmiyoruz. Bunların içerisinde ben de varım. O yüzden de ben en çok bu yönde bu kanalın etkisi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Başkan, onur ettin. Şimdi biliyorsun ki en güzel şey, yani siz şimdi güzel şeyler söyleyince ben tebessüm ettim. Yani teşekkür açıkça ederim. Açıkça konuşuyoruz. Açıkça konuşuyoruz, evet. Kanlıtmış Televizyonu'nun Tokat için ne kadar önemli olduğunu Kanlıtmış Televizyon yöneticisi olarak çok çok iyi biliyorum. Biz Tokat'ta çalıştaylar yapılırken, tanıtım ve turizm çalıştayları, ilk 10 sorundan bir tanesi Tokat'ın bir uydu yayıncılığının olmamasıydı. Bizi zaten tetikleyen etkenlerden birisi de oydu. Çalıştaylara katılıyorsunuz. Tokat'ın 10 sorunu var. Diyorlar ki biz karasal yayın yapıyoruz, ama yereldeyiz. Tokat'ın 10 sorundan bir tanesi uydu yayıncılığı yok. Ulusal yayıncısı yok. Biz o zaman öyle bir sorumluluk almıştık. Evet. Yani Tokat'la alakalı bir sorumluluğun, bir hizmetin inşallah kanıtlanmış karşılığı. Ümit ediyorum ki Tokatlılar da bu karşılığı fazlasıyla karşılığını verirler ki uydu da uzun süre kalsın, yaşasın, bir ömürlük olsun diyorum. Biz yeniyiz. 11 aylık dönemde İstanbul'dayız ama şu anda dünyanın izleyebileceği formata geçeli daha bir hafta olmadı. Bugün bir hafta, özür dilerim. Bir haftalık şu anda SD yayınla, normal uydularını izlenen bir kanalız. Ümit ediyorum ki sizlerin destekleriyle, Tokatlıyım diyen insanların destekleriyle ya da Tokat'a hizmet eden, Tokat'a pazarlama yapan firmaların destekleriyle Kanlıtmış Televizyonu şu anda sürprizler hazırlıyoruz biz. İşte Ayşegül Pınar, Erbağlısı'nı biliyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren salı günleri akşamları Kanlıtmış ekranında. O bir sürprizdi. Şimdi arkadaşlar perşembe akşamlarına Sevil Katran'ı hazırlıyorlar. Tokatlı sanatçımız Sevil Katran perşembe akşamları değerli izleyicilerimizle buluşacak. Çok kısa iki tane sundum. Daha çünkü yeni gelişmeler var. Önümüzdeki dönemde tartışılacak, konuşabilecek. Tokat'la alakalı memleket özlemlerini gurbettekileri giderecek. Gurbetteki insanları Tokat'a, Tokat'ı da tüm dünyaya tanıtabilecek bir ekran olacaktır. Tokat kültürü esecek o zaman burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Ediyorum. Allah utandırmasın. Zaten haberde tamamen Tokat'ımız var bakıldığı çok zaman. Güzel. Şu anda Tokat'ın tüm haberlerini izleyebileceğiniz bir kanal atmış var. Çok güzel. Bundan da gururluyum. Çok evet, TOSİAD'a geliyorum. İki tane TOSİAD'ımız oldu. Evet. Bizim şu anda üyesi olduğum iki TOSİAD var aslında bakarsanız. Ben Ankara TOSİAD'a üyeydim. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul TOSİAD'ımıza da üye oldum. İstanbul TOSİAD Başkanı Sayın Mustafa Acar. Ondan önce Abdurrahman Başkan'dı biliyorsunuz. Evet. Ankara TOSİAD Başkanı Sayın Dursun Bayram. Her iki de genel başkan. Ama Ankara TOSİAD Başkanı İstanbul'a şube açtı. Baki Toraman. Baki Toraman da bizim programcımız ayrıca bakıldığı zaman. Diğer İstanbul TOSİAD var. Burada işte 17-18 Ocak'ta TOSİAD İstanbul Ekonomi Zirvesi ile alakalı çalışmalar başlattılar. Biz hayırlı olsun dedik. Tabii ki bir Tokatlı bir taşın altına elini koyuyorsa yayın organı olarak da Tokat'ın tanıtıcı mahiyette çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesiyle destek de olduk. Ama süreç dahilinde iki TOSİAD. Çünkü İstanbul TOSİAD Ankara TOSİAD'ın şubesi. Diğer taraftaki asıl olan İstanbul TOSİAD dedi ki bu organizasyon bizim değil. Bizim üyelerimize bizim ismimiz altına gidiliyor denildi. Ve çarşamba günü bir basın açıklaması yapıldı. Sizlerden de bir hafta önce cumartesi günü diğer TOSİAD'ın karşı taraftaki toplantısında beraberdik biliyorsunuz. Bir karşılaşma yapalım. Ne oluyor? TOSİAD'lar çatışıyor mu? Yoksa TOSİAD'lar tartışarak, kavga ederek kendini mi bulacak? Çünkü TOSİAD'lar dernek değil. Yani iş adamları üzerine çalışıyor. TOSİAD'lar da federasyon gibi çalmaya başladı o zaman. Evet. Ankara merkezi İstanbul şubeli olan TOSİAD'ın bir üyesi de benim. Geçenlerde bunu da düşündük. Yani neden bir şube açıldı buraya? Mevcut bir TOSİAD varken neden bir şube açıldı? Ama bunun tamamen 17-18 Ocak ekonomi zirvesine kendimizi adapte ettiğimiz için, bu gerçekten Tokatlı sanayici ve iş adamlarına bir katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz için
Ben 17-18 Ocak'tan sonra mevcut üyesi olduğum bu TOSİAD'da neden kuruldu İstanbul Şubesi? Ve oradaki açıklamalarla beraber mevcut olan TOSİAD'la birleşme noktası ne olabilir? Birleşir, birleşmez orası tartışılır. Neden ikincisi düşünüldü? Bunları tartışaraktan bu işe de bir çözüm bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Tokatlı her alanda bölünmeyelim artık. İş adamları alanında bölünüyoruz, STK alanında bölünüyoruz. Çok da fazla bölünmenin yararlı olmayacağını ve bir şeyler isteyemeyeceğimizi düşünüyorum. Evet, TOSİAD normal bir dernek değil, sanayici ve iş adamları ama iş adamlarına ve sanayicilere ne katıyor? Yani TOSİAD sadece sanayici ve iş adamlarımızdan sponsorluk alıp etkinlik mi yapıyor? Yoksa sanayici ve iş adamlarımıza katkı mı sağlıyor? Şimdi ben baktığım zaman bir STK sadece etkinliklerde iş adamımı görmemeli. Mevcut iş adamlarını bir araya getirerek birbirleri arasında ticareti sağlamalı. Kriterler uyarsa uymazsa ayrı bir şey ama ilk defa bunu yapmalı. Hüseyin Bey ile Murat Bey'i bir tanıştırmalı aynı sektördeyse. Birbirleriyle alışverişi sağlamalı ama ikincisini, üçüncüsünü, beşini onların kendi arasında kalması gerektiğini düşünüyorum. TOSİAD'ın görevleri, TOSİAD'ın amaçları bu aşamada nedir? Ama dediğim gibi bizim gerçekten Erbaa Federasyonu'nun da en çok bundan sonraki amacı Tokatlarla alakalı diğer işlerle bir araya gelerek Tokat'ı temsil etmek dediğim gibi bu ekonomi zirvesine tamamen adapte olduk şu anda. Ekonomi zirvesini iyi bir şekilde Tokatları, iş adamlarımızı, sanayicilerimizi lanse ederek iyi bir etkinlik yaparak Tokatların alnına kıyıla çıkartmak istiyoruz. Ondan sonraki benim özellikle kendi düşüncem, şahsi düşüncem bu konuyu araştırıp da neden ikincisi oldu, ikincisi olmalı mıydı, neden yaratıldı ve birleştirme noktası. Ama bu konuda ne kadar başarılı oluruz, ne kadar başarısız oluruz ona da bir şey diyemiyorum. Başkan, bir Tokat, bir İstanbul var. Evet. Eğer İstanbul'da 10 tane TOSİAD olacaksa olmaz. Mutlaka. Süreç dahilinde tabii ki güzeli bulsunlar Tokatlılar. Ama böyle bir işe de koyulmuşlar. Bu işin başarısı Tokatlıların Mutlaka. başarısı. Başarısızlığı da Tokatlıların başarısıdır. Ben İstanbul TOSİAD Başkanı Mustafa Acar'ın düzenlediği Tokatlılar iş adamları şu anda müşteri paylaşım portföyü network sisteminin bir üyesiyim. Yaklaşık 40-50 tane iş adamıyla her 15 günde bir çok seçkin bir yerde sabah 6'dan 9'a kadar 3 saatlik bir paylaşım yapılıyor. Süper. Çok memnuniyet verici bir şey. Hiç tanımadığımız Tokatlı abilerimizle, beyefendilerle, hanımefendilerle, iş kadınlarıyla, iş adamlarıyla bir araya geliyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz, selamlaşıyoruz. Şimdi daha önceki gidenlerle daha samimi oluyorsunuz. 4 toplantı, 3 toplantı Evet. öncekilerle giderseniz Mehmet Bey nasılsın, Ali Bey nasılsın, Kasım Bey nasılsın? Artık olduk. Hatta oradaki kişileri kendimize bir portföy oluşturarak artık iş yeri ziyaretlerinde yapıyoruz. Tabii ki Mustafa Acar'ın TOSİAD'ın şu anda kurduğu portföy çok güzel. Şimdi diğer TOSİAD, Ankara TOSİAD'ın da tabii ki İstanbul ekonomi zirvesi yapma hakkı var mıdır? Vardır. Yapması da gerekir. Evet. Ama bunu karışıklık yaparak ve de insanların kafasını bulundurarak değil de şeffaf ölçülerde yapması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul TOSİAD karışıklığı şu anda var. İki TOSİAD bir araya gelip, biz basın yayın organı olarak onu söylüyorum, Tokatlıların lehine olabilecek bir konuda devam etmeleri gerektiğini Evet. biz acizane dile getiririz. Evet. Bu konuda mutlaka bu organizasyon için bir araya gelmeleri lazımdı. Geldiler mi de açıkçası onu da bilmiyorum. Yani diğer TOSİAD'ımız ziyaret edilip de böyle bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlikten desteğinize ihtiyacımız var ya da Ziyaret hep beraber edilmiş. yapalım diye ziyaret edildi mi tam da bir bilgim yok işin açıkçası. Az önce anlattığım gibi federasyonların olmasına karşıydım. Konfederasyonun olmasının tek sebebi olmamasının tek yönü şöyle olmalıydı diye düşünüyorum. Ben federasyon başkanı olduktan bir sene sonra amaçladığım şey şuydu. Tüm ilçelerin bir federasyon olsun.
Bahç Çiftliği'nde olsun, Sulu Sayın'da, Artovan'da bu ilçelerin federasyonu ile beraber birleşen bir konfederasyon olmasıydı. Ama baktığımız zaman işte bugüne 5-6 tane federasyonumuz oluştu. Bu böyle giderse bizim 5-6 tane tosyatımız daha olur. Yani doğru yolda değiliz diyelim. Doğru yolda zamana değiliz. Zamana bırakalım, evet. O zaman. Bizler de bazı şeyleri kaşımayalım ama bu rahatsızlık var. Çünkü gittiğim yerlerde şu anda tekrardan kafalarda farklı farklı soru işaretleri var. Yani derneklerde mezhepsel ayrımcılık oluştu. Şimdi acaba iş adamlarında da böyle bir ayrımcılık olacak mı diye, evet, kaygılar var. Bu da bizi üzüyor. Mutlaka. Çünkü bizler mutlaka yazıyoruz, gözlemliyoruz. Tokat'ın, evet, sesi solu olmaya çalışıyoruz. Efendim, programın içerisinde başlarken şunu söylemiştim. Öğrencilerimiz, evet, yani sivil toplum örgütlerinin geleceğe insan yetiştirme açısından en önemli yapacağı şey öğrencilerimize, evet, burs verilmesi. Bununla alakalı da Tokatlar Derneği uzun bir süredir burs veriyor. İsmi açıklayamadığımız, açıklanmasını istemediğimiz kişiler de 30 kişiye, 20 kişiye, 40 kişiye, 75 kişiye, 56 kişiye, ben rakamlarını iyi biliyorum, evet, burs veriyorlar. Şimdi TOKKO'nun kuruluşunda şunu gözlemledim. Dinçer ailesi, zilemize kaç tane okul yaptıran Dinçer ailesi, yurt yapımıyla alakalı inşaatı üstlenebileceğini, evet, ve arsa bulunması gerektiğini söyledi. Tokatlar bu gibi ulvi şeyler artık yelken açması gerekiyor bana mutlaka göre. Yani İstanbul'da gelecek üniversiteyi okumaya, Tokatlıların yurdu olacak. Başka yerde 1000 liraya kalırken burada 500 liraya kalacak. Çünkü bilecek ki Tokatlı abileri kalan 500 lira harçlığını her ay yurda verecek. Evet. Bu tür etkinlikler artık gündeme getirmemiz gerekiyor diye mutlaka düşünüyorum. Özellikle TOSİAD gibi, TOKKON gibi, federasyonlar gibi üst kuruluşlarımızın birbirini öldürme ya da birbirlerini yok etme değil de kendi kuruluş gayeleriyle alakalı çalışmalar başlatması gerekiyor. Özellikle işte orada duyduğumuz şeyler bizi o kadar memnun ediyor ki. Ya pikniğe katılırız katılmayız ama 1 Haziran'da artık İstanbullular biliyor ki Tokatlılar toplanıyor. Ha, evet. Billboardlara çıkıyoruz, başka başka şeylere çıkıyoruz. Tamam, gitmeyebiliriz, sevmeyebiliriz ama Tokatlılar gidiyor kardeşim. Evet. Şimdi yarın Dinçer ailesi deyip de kardeşim ben inşaatınızı yapacağım, siz arsasını bulun teklifinde bulunup eğer Tokatlılar o arsayı hediye etmezse, bulmazsa Tokatlıların ayıbı. Aynen. Buna çalışmalıyız bence. Evet. Şu anda Avrupa Birliği'nin gerçekten çok ciddi hibeleri var projelerle. Bizler bunları araştırmakla değil de işte böyle gecelerdir, kahvaltılardır, pikniklerdir, STK'lar olarak konuşuyorum, bunlarla meşgale oluyoruz. İşte bilmem X derneği gece yaptı, bilmem X derneği işte piknik yaptı. Hayır. Artık sosyal projeler üretmek lazım. Bugün engellerle alakalı bir proje üretmek lazım. Bugün öğrencilerle alakalı bir proje üretmek lazım. Evet, Dinçer ailesi inşaatını üstlendi. Mehmet Önder Bey yazılım bölümünü üstlendi. Evet, burada bir arsa gerekiyorsa, Tokatlar alabiliyorsa arsayı alacak. Alamıyorsa o zaman hep beraber birleşeceğiz, bu arsayı aldıracağız birilerine. Bunu yapmak lazım. Bu proje çok önemli bir proje. Dediğiniz gibi gerçekten baktığımız zaman İstanbul'da yaşam şartları yüksek olup da olduğundan dolayı İstanbul'a çıkan Anadolu'daki birçok öğrencimiz gelemiyor buraya. Ve o kadar zeka olarak, bilgi donanımı olarak iyi olan öğrencilerimiz maalesef Anadolu'da yoksun kalıyorlar. Burada da sahip çıkmak gerekiyor. Bir Tokat evi olsa burada, evet, bir Tokat öğrenci yurdu olmuş olsa 1000 liraya değil de 500 liraya kalır ve ona o süreçte de yine herkes sahip çıkar. Başkan, son olarak söyleyeyim ben, çünkü süremiz bitiyor. Birazdan İdris Kale kardeşimizin Bizim Yaylılar programı var değerli konuklarıyla beraber. Şimdi ben Tokat'ta yaşayan biriyim ama işimiz İstanbul'da. Evet. Her hafta sonu geçiyorum. Yarın akşam yine yolculuk var. 2 gün Tokat'ta kalacağız. Gittiğimiz zaman da Sayın Valimiz Cevdet Can, İlgene Meclisi Başkanımız Adem Dizer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçen gittiğimde hafta görüştüm, üçüyle de görüştüm. 2015 ve 2016'da Tokat'ımız turizm yılı, tanıtım yılına başladı. Evet. Onunla alakalı bilginiz var. İl özel idaresinden ve belediyelerden ciddi bütçeler oluşuyor. Bunu İstanbul'a da taşımalıyız. Mutlaka. Yani o tanıtım yılı, turizm yılı Tokat'ın değerleriyle alakalı neler yapılabilir? İstanbul'daki Tokatlılarımızı bir memleketlerine nasıl bir slayrem yaptırılabilir? Giderken de komşumuzu, iş arkadaşımızı ya Tokat'ta turizm yılı şu etkinlik var, nasıl götürülebilirin hesabını şimdiden yapmalıyız. Ya da sizin dediğiniz gibi 22 Mayıs mıydı, 22 Nisan mıydı feshane? Nisan. Nisan ayında yapılacak feshaneye
Şimdi bu tanıtım yılıyla alakalı, turizm yılıyla alakalı Tokatlı olarak aktif olarak neler yapabiliriz? Bunun hesabını, kitabını şimdiden yapmaya başlamalıyız. Evet, aslında bu konuştuklarımızın hepsinin cevabı TOKKON'da, Tokat Konfederasyonu'nda. Biz eğer ki birlik beraberliğimizi sağlayıp bir kuruma sahip çıkarsak, yönetici kim olursa olsun, Ahmet, Mehmet, Osman, hepsi gelip geçici, bu kuruluşa sahip çıkarsak, bütün her alanda Tokat'ımızı temsil etmenin tek anahtarı TOKKON'da olduğuna inanıyorum ben. Başkan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başta ediyorum. Erbaa'daki izleyicilerim olmak üzere tüm dünyadaki Tokatlılarımıza sizlerin adına selamlarımızı iletelim. Ümit ediyorum ki başarılarınız devam olsun. Amin. Böyle yüzünüz gülsün ama çok daha aktif olun. Çok sağ yani olun. Diğer federasyon başkanlarımız, ilçe federasyon başkanlarımız da bir Murat Tokat'a örnek alsınlar teşekkür diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Tekrar konuk olarak aldığınız için teşekkür ediyor. Ekran başında bizi izleyen tüm misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her daim diyorum. Değerli izleyicilerimiz, İstanbul stüdyolarındayız. Kanlıtmış televizyonumuzun. Kanlıtmış televizyonu şükürler olsun ki dünya izliyor. Kanlıtmış televizyonun yöneticisi olmaktan da sizlerle olmaktan da mutluyum. Bu gurur hepimizin. Kanlıtmış televizyonuna var olması gereken her şeyle alakalı lütfen bizlere iletişim bilgilerimize mail atın ya da telefonla ilgilenin ki siz değerli izleyicilerimizin istediği yolda gidelim. Her türlü destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tokatımızda, federasyonda, derneklerde, konfederasyonda ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışan tüm arkadaşlarımızı da kutluyorum ben. Başka programlarda beraber oluncaya kadar Allah'a emanet olun.